Ürdün'de bulunan Bukavviye adında herkesin bildiği bir ağaç. Dünyanın her yerinden gelen Müslümanlar, Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidi anısına orayı ziyarete geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ağacın gölgesinde dinlendiği rivayet edilmektedir. Jadra çölünde bulunur. Çöldeki tek ağaç da budur. 1500 yıldan daha yaşlı bir ağaçtır. Bu kadar yaşlı olmasına rağmen hala meyve vermekte ve yapraklarının güzelliğiyle çevreyi güzelleştirmektedir. Boyunun 11 metreyi bulduğu söylenir. Çölün ortasında tek başına duran bu yaşlı ağaç, tarihin bir tanığıdır adeta. Çevresinde ondan başka hiçbir yeşillik bulunmaz. Araştırmacı tarihçiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice radiyallahu anh'ın hizmetçisi Neysera ile Şam yolculuğu sırasında bu ağacın altında gölgelendiğini tespit etmişlerdir. Bu ağacın altında sadece nebiler otururmuş. Bu ağacın hikayesi pek çok siyer ve tarih kaynağında geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genç bir delikanlıyken Hatice binti Huveylid hizmetçisi Meysera'yı ona göndermiş ve ondan ticaret kervanının başında durmasını istemişti. Mekke'de Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güvenilir ve malını emanet edebileceği kimse yoktu. Sallallahu aleyhi ve sellem bu öneriyi kabul etmişti ve Hatice binti Huveylid'in hizmetlisi Meysera ile birlikte ticaret kervanının başında yola koyulmuşlardı. Yolculuk dönüşü Meysera Hazreti Hatice radıyallahu anh'a giderek Şam güzergahında bir ağacın altında otururlarken uzaktan bir kâhinin onlara doğru geldiğini ve bu ağacın altında oturan kimdir dediğini, kendisinin de Mekke'den Muhammed bin Abdullah diye bir adamdır dediğini, kâhinin bunun üzerine bu ağaç ki onun altında nebilerden başkası oturmamıştır dediğini anlattı. Meysera Hatice validemize ağacın özelliklerini anlattı. Sanki ağacın dalları onun üstüne inecek gibiydi. Ona sarılacak gibi duruyordu. Hadis kaynaklarına baktığımızda aynen Meysera'nın anlattığı şekilde ağacın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneşten korunmak için onu sarıp sarmalamak üzere iyice dallarını indirdiği rivayetleri mevcuttur. Bu ağaç birçok kitapta Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin altında gölgelendiği ağaç olarak geçer. Ağacın yanına yaklaşıp onun bir nebi olacağını öngören kişi ise Rahip Bahira'dır. Binlerce yıllık bir ağaç olmasına rağmen günümüze kadar hala yemyeşil yaprakları canlılığını korumaktadır. Kendisine has bir nuru vardır. Günümüze kadar hala insanların gölgelendikleri bir ağaç olmuştur. Kendisine has bir heybeti vardır. Turistik bir gezi dahilinde oraya giden vatandaşlar, oradan sosyal medya platformlarında çeşitli paylaşımlar yapmaktadırlar ve oranın farklı bir havası ve bereketi olduğunu söylemektedirler. Ağacın çevresi yaklaşık 2 metre 85 santim kadardır. Boyu 11 metredir. Kapladığı alan yaklaşık 5 metrekaredir. Civardan geçenler muhakkak uğrarlar ve yakınlarında hiçbir su kaynağı bulunmamasına rağmen 1500 yıldan fazladır ayakta kalan bu ihtiyar ağacı görmek isterler. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Benim dünya ile ilgim bir ağaç altında dinlendikten sonra yoluna devam eden yolcu gibidir. Hadisten çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Peygamber Efendimiz lükse ve rahata düşkün değildi. İçinde yaşadığı toplumun hayat şartlarının üstünde bir yaşayışı hiçbir zaman arzu etmedi. Her konuda olduğu gibi evin tanzimi ve kullandığı ev eşyalarında da sahabilere ve ümmetine örnek teşkil etti. Hazreti Peygamber hayatı boyunca her türlü dünyalık imkanı elde etme gücüne sahipken böyle bir şey istemedi. Zühdü ve tevazu da terk etmedi. Kuş tüyünden, yünden veya pamuktan yapılmış rahat bir döşekte yatma imkanına sahipken vücudunda iz bırakan bir hasır üzerinde yatmayı tercih etti. Oysa yıllarca hizmetinde bulunan aziz sahabi Enes İbni Mali'nin ifadesiyle Peygamberimizin vücudu bir ipek kadar hassas ve nazikti. Buna rağmen sahabe-i kiramın kendisini rahat ettirecek ve vücudunda iz bırakmayacak yumuşaklıkta bir döşek hazırlama teklifini kabul etmedi. Her zaman ifade ettiği gibi dünyaya onu hiç terk etmeyecekmişçesine bağlanmadığını hatırlattı. Hatta dünyadaki hayatının bir ağacın gölgesinde dinlenecek kadar kısa olduğunu belirterek, lükse, rahata ve israfa düşkünlüğün bir Müslümana yakışmadığını kafalara ve kalplere yerleştirdi. Nasıl bir ağacın gölgesi sürekli değilse ve sadece güneş varken gölgenin hükmü söz konusuysa, insan da bu dünyada sürekli olmayıp geçicidir. Aynı şekilde dünya da geçicidir. Bu sebeple insanları aşırı derece dünyaya özendirip bağımlı hale getirmek, dinimizde hoş görülmemiştir. Bu durum, dünyanın meşru olan nimetlerinden faydalanmama anlamına gelmez. Sadece zühde yönelik bir hayatın daha tercihe şayan olduğunu ortaya koyar.